Bir saatte açtım yayını farkındayım ama gelişmeler olunca ki bu saatte aslında bana açma dediler bu saatte kimse izlemez dediler ama ben yine de e, dedim ki bu saatte de açayım en azından bilgileri sizlerle paylaşayım. Ne zaman yayın açsam bu arada istifa <laughs> yazılarını görüyorum artık bu bir alışkanlık olmuş vaziyette ciddi bir tepki var gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla e, bu tepkinin karşılığında da neden bu tepkinin olduğuna bakmak lazım aslında biraz da. Biraz bunu da konuşuruz yayın içerisinde. Şimdi e, az bir zaman kaldı. Beşiktaş'ta gündem yine sıcak. Gündem yine kaotik bir gündem var ne yazık ki. 3 sezondur e, benzer şeyler yaşanıyor. Doğru bunu Sports Digital'de Sercan da konuştu. Çok kısa değinmek gerekirse. İşte Sergen Yalçın konusu vardı ilk sezon önce. E, geçen sene Valerian, ki Sergen Yalçın anlaşılamamıştı. Geçen sene Valerian İsmail konusu gündemdeydi. Üçlüye geçsin, dörtte oynasın, beşte oynasın hatta ilk hazırlık maçında istifaya çağrılıyordu. Bu sezonda transfer gündemi var ve yine Beşiktaşlar pek de mutlu değil gibi gözüküyor. Tabii ki rakipler bu kadar coşkuluyken, rakipler bu kadar iyi transferler yapmışken Beşiktaş'ın bir türlü 3 sezondur bir türlü iyi başlangıç havalı ya daha doğrusu havaya girerek başlangıç yapmaması elbette büyük bir problem. O yüzden de buna dikkat çekmek istiyorum. Dolayısıyla bir türlü Beşiktaş istediği sezon başlangıcını 3 senedir yapamıyor. Bu da tabii ki eleştirilecek bir nokta. Bu arada yayın öncesinde yine söyleyeyim süper chatten gelen sorulara cevap vereceğim. Sizlerden ricam yayını likelamanız. Yine şu anda 2500 anlık izleyici oldu hemen girer girmez ve 379 like var biraz az. O like'ı da yüklenirseniz sevinirim. Şimdi başlayalım. Gündem tabii ki her zaman olduğu gibi Transfer e, taraftar sabırsızlanıyor. Takımda eksikler var ve dolayısıyla beklenti artık zirve yapmış vaziyette. Şu anki görüntü benim aldığım bilgi Beşiktaş'ın 3 tane transfer yapacağı yönünde. Bir tane on numara, 8 10 numara 8-10 karışım bir oyuncu alacaklar. Bir tane kanat hücumcusu e, alacaklar. Bir tane de stoper alacaklar gibi gözüküyor. En azından bu 3 transferi yapıp e, Eylül'ün ikinci haftasını be bekleyecekler. Çünkü 7-8 Eylül'de. Avrupa'da transfer dönemi sona eriyor ve o transfer dönemi sona erdikten sonra da boşa çıkacak oyuncular var. O yüzden de Beşiktaş biraz ona bakacakmış gibi gözüküyor. Biraz hani 8 Eylül'den sonraki durumda da 3 transfer artı. O 8 Eylül'den sonra da büyük bir ihtimalle Beşiktaş biraz daha fırsat transferi arayacak. Genç düzeltiyorum biraz daha yıldız transfer biraz daha kariyerli transfer arayacak gibi gözüküyor. Her yayında söylüyorum ben Beşiktaş bu arada bana göre 3 transfer yeterli değil. Beşiktaş'ın en az 5 tane transfere ihtiyacı var çünkü yedek kulübesinin güçlenmesi lazım. Her yayında söylüyoruz Beşiktaş Şenol Güneş'te geçen sezon son 10 maçta teknik direktör Şenol Güneş son 10 maçta Tayfur'u oyuna aldı. Sağ bek sakatlandı Tayfur girdi. Forvet sakatlandı, Tayfur girdi. Ee, diğer oyuncular orta sahada oyuncu sakatlandı. Tayfur girdi. Dolayısıyla Beşiktaş'ın yedek kulübesine oyuncu alma ihtiyacı var. Ben o yüzden sezon başında Borini alınsın dedim. Çünkü bazen sadece yedek kulübesine transfer yapmak lazım. İlk 11'e değil bazen sadece kulübeyi güçlendirmek için transfer yapmak lazım. Örneğin Galatasaray Bakan Büyü sadece ve sadece kulübe için aldı. Çünkü Icardi'nin oynayacağı kesin. Bakan oradan Icardi ileride bakan boyu da yedek kulübesine aldı Galatasaray. Bu tarz transferler yaptı. Bu tarz, bu tarz transferler önemli arkadaşlar. O yüzden de ben yedek kulübesine transferi önemsiyorum. Bence e, ben olsam yedek kulübesine bir tane iki tane iyi transfer iyi oyuncu alırdım. Ama tabii ki yönetimin tercihi sanki Eylül'den sonra yani 7 Eylül'den sonra böyle bir transfer olma ihtimali var. Onu da sizlerle paylaşayım. Şimdi Gelelim transfer gündemine. Bir türlü bitmeyen, bir türlü e, gündemden düşmeyen isim elbette e, Pereria. Yaklaşık 35 günü, 35 güne yaklaştı. Pereria ile ilk temasın kurulduğu gün. Dolayısıyla oyuncu önce bir kız arkadaşını bahane etti, daha sonra başka bahaneler buldu ve en sonunda daha yüksek bir maaş istedi. Beşiktaş bunu, yani normalde Beşiktaş'ın 2.1 milyon euroluk teklifine tamam demişti Pereira ancak görüşmeler esasında ben bu rakamı biraz daha yukarı çekmek istiyorum deyince iş tamamen tıkandı. Beşiktaş bunu gelmeme niyeti olarak yorumladı ve masadan kalktı. Beşiktaş masadan kalkınca oyuncu tekrardan eski ücretine döndü ve ben hani oyuncunun menajeri ben oyuncu 2.1'e gelmeye hazır dedi. Ancak Beşiktaş çok da oyuncuya sıcak Değil gibi gözüküyor. Çünkü çok fazla artık oyuncunun gönülsüz olduğunu siyah beyazlar düşünüyor. Bu arada Cenk Özturan bir soru sormuş. Pepe konusu ve Ruslan konus konusunu sormuş. Hemen sizlere onun da ki zaten manşette görüyorsunuz. Manşette bu iki ismin de fotoğrafı var. Dolayısıyla ee, bunlara değineceğiz. Ebu Bekir Fırat abi ne zaman istifa ediyorsun demiş. Beşiktaş'ta herkes istifa konuşuyor. Benim dahi istifamı bekleyen taraftarlar var gibi gözüküyor. Dolayısıyla... Pereri'ye tekrardan dönmek gerekirse oyuncunun gönülsüzlüğü teknik heyette de yönetimde de bir kırılganlığa bir kırılmaya yol açtı ve oyuncudan Beşiktaş vazgeçer gibi oldu. Şimdi normal şartlarda ben bu transfer kesin olmaz derdim ama bu tip tavırlar kulüplerin yaptığı tavırlar oyuncular üzerinde daha böyle bir şok etkisi yaratabilir. O yüzden de ben bu saatten sonra pat diye Pereri'ye de gelirse hiç şaşırmam. Yani evet çok zor gözüküyor, evet istemiyor gözüküyor, evet Fiorentina oyuncu talip Udinese ile görüşmeye devam ediyor ama bir kez daha şunu hatırlatayım. En yüksek parayı Beşiktaş vermiş vaziyette o yüzden hala Pereri'ye imza atana kadar ben oyuncu gelmez oyuncu bitti bu iş bitti demem. Hatta Beşiktaş'ın bu tavrı sonrasında biraz daha orası motive olmuş gibi gözüküyor. Gelelim ikinci önemli isme Chamberlain. Beşiktaş Chamberlain ile ilgili sona yaklaşmış vaziyette. Bence şu anda piyasada konuşulan en yüksek gelme ihtimali en yüksek isimlerden bir tanesi. Hoca ile de konuştu bildiğiniz gibi. Kendisini ispat etmek istiyor tekrardan. Beşiktaş'ın bazı çekinceleri var. Sakatlığı ile ilgili çekinceleri var. Biliyorsunuz 160'tan fazla maç kaçırmış vaziyette ee, ve bu yüzden de Beşiktaş oyuncuyla ilgili biraz çekinceleri var ve madde koydurmak istemiş. Ben bununla ilgili daha önce Beşiktaş kulübü madde koydurmak da istiyor. Yani sakatlanırsan sözleşmenin donduralım şeklinde bir madde isteği de var Beşiktaş'ın. Ee, ben açıkçası bu duruma yani bu madde koydurma işine biraz karşıyım. Pro Prodisi Bey de soru sormuş herhangi bir transfer çok ütopik gözüküyor. Üçüncülük hayırlı olsun demiş. Ahmet Nurçe bir istifa demiş. Prodigy, Prodi Bey pardon Prodi Bey. E tabi çok büyük tepki var. Kadro biraz daha tabii ki Galatasaray'a Fenerbahçe oranına zayıf kalmış vaziyette. Ancak transfer dönemi bitmedi. O yüzden de ne olacağını görmek lazım. Çamberley'ine tekrardan dönecek olursak bence Beşiktaş bir anladığım kadarıyla sakatlığı ile ilgili bir madde koydurmaya teklif etmiş durumda. Oyuncu buna çok sıcak bakmıyor. Ben de madde koydurmaya sıcak bakmıyorum. Neden sıcak bakmıyorum? Çünkü madde koydurdun, oyuncu sakatlandı, oyuncu... Beşiktaş oyuncudan zarar etmedi eyvallah ama o sezon gitmiş oluyor. Beşiktaş oyuncu günü plan yapıyor ve sakatlık riski olan oyuncuyu alıyorsun. Para kaybetmesen bile sezonu kaybediyorsun. Delali'de olduğu gibi. Delali'de Beşiktaş çok büyük bir para kaybetmedi ama sezonu kaybetti. Beşiktaş'ın iyi bir 10 numarası olsaydı geçen sezon bunlar olmazdı. O yüzden de hani sadece ve sadece oyuncunun e, hani biz madde koyduralım sakatlanırsa oyuncudan çıkarız demek bence çok iyi bir fikir değil. Bence ciddi bir tehlikesi varsa, ciddi bir riski varsa alınmasını ben riskli görüyorum ama işlerinde şu anda en yakın isim o gözüküyor biliyorsunuz. Onun da sevgilisiyle eşiyle ilgili bazı problemler var. Onun da eşi orada bir fenomen süperstar gibi ve kolay kolay orayı da bırakmak istemiyor. O yüzden de ben bu transferle ilgili bitti falan diyemem ama işlerinde şu anda bahsedeceğim isimler içerisinde en yakını o gözüküyor. Bunu da söyleyeyim. Yani Beşiktaş için belki de en yakın isimlerden bir tanesi. Gelelim en çok sorulan isme. E Kimdir o isim? Pepe'ye. Gündemin Pepe en önemli isimlerinden bir tanesi. Menajeri aradı Beşiktaş'ı ve ilgileniyorsanız biz Beşiktaş'a gelebiliriz diye teklif yaptı. Aslında tarz olarak biraz Tadiç transferine benziyor. Orada da transferde biliyorsunuz menajer odaklı iş gitmişti. Beşiktaş oyuncuya yani menajerine tamam dedi. Gitti oyuncuyla görüştü. Oyuncuyla prensipte anlaşmaya vardı. Belli notlarda anlaşmaya vardı. Rakam konusunda biraz arada fark var ama siyah beyazlar sanki bu, bu fark kapatacakmış gibi bir havada. Oyuncu dedi ki ben çarşamba akşamı itibariyle Arsenal'le görüşeceğim ve fesimi alacağım. Ben burada bir sezon fesi yapacağım. Bu arada Abu Bakar'dan bir yorum gelmiş. Süper chatten attı o da. Beşiktaşları yine elbette Beşiktaşlar alacak diye. Tabii çok tepki var bu tepkileri de süper chat'te görmeyi e, artık alışmış vaziyetteyiz. Olağanüstü toplantıda Ebru Yanar'dan Fikret Orman sorusu geldi. Olağanüstü kongre olursa Fikret Orman aday olur mu diye. Fikret Orman konusunda burada normal yorumlarda da çok hızlı akıyor. Ara ara gözüme çarpıyor Fikret Orman'la ilgili yorumlar. Fikret Orman konusunda arkadaşlar bir size "Come to Beşiktaş" yazmış Fikret Orman'a. Aday olacağını düşünmüyorum. E, kötü gitti Beşiktaş'tan. Kırılarak gitti. O yüzden de e, ben açıkçası sonuç itibariyle Tarihte ilk kez bir taraftar, bir tribün kendi başkanına hırsız imasında bulundu. Yani rakip başkanlara çok küfür duyduk, rakip başkanlara çok tepki gördük. Kendi başkanına tepki gösteren taraftar gördük. İstifa diyen taraftar çok fazla gördük. Ama ilk defa bir kulübün taraftarı kendi başkanına hırsız imasında bulundu. Dolayısıyla Fikret Orman buna kırılmış vaziyette ara ara konuşuyoruz ve kendisiyle ilgili böyle bir durumun, böyle bir beklentinin o da görüyor, duruyor, farkında duyuyor. Ancak benim aldığım bilgi, kendisinden aldığım bilgi böyle bir niyeti yok. Tekrardan gelme gibi bir niyeti yok. O yüzden de hani Beşiktaş'ta muhalefet var mı yok mu? Muhalefet elbette var. Hasan Arat ismi var. İşte Tevfik Bey var. Tevfik Yaman Türk var. Serdar Adalı konuşuluyor ama bu isimler arasında Fikret Orman'ın olmayacağını söyleyebiliriz. Onun bir kırgınlığı var. O yüzden de gelmeyi pek de düşünmüyor bu bilgiyi de sizlerle paylaşayım. Bu arada bir süper chat daha sorusu geliyor. Transferden biraz başka konulara geçtik ama Beşiktaş için en kritik maçlar 8. ve 9. aylarda olur demiş Kamil. Yani bilmiyorum ben en başın biraz daha ilk sürecin biraz daha zorlu olacağını düşünüyorum. Devam edelim. Şimdi Pepe ile belli bir noktaya geldi. Pepe dedi ki Çarşamba akşamı ben Arsenal'le konuşuyorum fesihimi alıyorum, boş, boşa çıkıyorum ve bir hamle yok. Dolayısıyla bu uzayan işler Beşiktaş'ın biraz canını sıkıyor. Yani bu uzama işlerinin Beşiktaş'a yaramadığını defalarca gördük. O yüzden de ben açıkçası e, biraz Fikret, Or Fikret Orman demişim Pepe konusunda biraz temkinli ve Beşiktaş yönetiminin de temkinli olduğunu düşünüyorum. Neden temkinli olduğunu düşünüyorum? Çünkü ne zaman bu iş uzarsa o zaman sıkıntı oluyor arkadaşlar. Yani bir Çarşamba halledeceğim dedi. Üstelik menajerin de burada Beşiktaş'la ilgili bir şeyi var. Yani menajerinin de açık konuşayım daha açık anlatayım. Menajerinin de sadece Beşiktaş'a değil birçok kulübe gittiğini duymuş durumda yönetim. O yüzden de çok da kolay bir transfer gibi Twitter'da oldu, bitti, geliyor, anlaşıldı şeklinde çok fazla yorumlar var. Ben çok da emin değilim. Yani... Ee, gelebilir, gelmez demiyorum, olma ihtimali var, doğrudur. Ancak ee, çok da kolay bir transfer gibi gözükmüyor arkadaşlar. Twitter'da gelmek üzere aldı Beşiktaş, hayırlı olsun falan yazan çok fazla insan var. Ee, umarım onların dediği olur ama benim gördüğüm şey henüz Arsenal'dan fesi almadı ve fesi almadığının yanı sıra menajeri de Pepe'yi ya yani şöyle düşünün Pepe. 3 yıl 4 yıl önce 80 milyon euro olan bir oyuncu ve menajeri herhalde dünyada tek kulüp Beşiktaş'a gidecek hali yok. Ya tek seçeneği Beşiktaş olamaz. O yüzden de orada bir biraz sanki Pepe'nin olma ihtimali yok demiyorum ama sosyal medya yazıldığı gibi %100 falan demiyorum. Biraz orada bir ben %50-50 olarak görüyorum. Cenk Özturan yine eleştirel bir süper chatten soru gelmiş. Ee, yönetim alamıyor, Pepe'yi alamıyor, Ruslan'ı alamıyor. Ee, ne olacak böyle şeklinde? Biz neyi bekliyoruz demiş. Fakir edebiyatından sıkılmadılar mı? Şeklinde bir yorum yapmış Cenk Özturan. Ee, ben açıkçası çok fazla işin içinde menajer olduğu için ve bir sürü kulübe sunduğu için oyuncuyu ben olma ihtimalini arkadaşlar düşük görüyorum. Bence çok da kolay bir transfer gibi gözükmüyor. Gelelim gündeme gelen Romano'nun bugün attığı tweet'te dün attığı tweet'te gündeme gelen önemli bir isim Ruslan Marinovski. Gerçekten de aslında kıymetli ve değerli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir oyuncu. Dolayısıyla ben onun da yine aynı şekilde Beşiktaş'ın gündemine gelmesi ve eğer gelme ihtimali olursa çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten de büyük oyuncu, gerçekten de önemli bir oyuncu. O yüzden de ben açıkçası Olursa iyi iş olur, olursa başarılı olur. Ben oyuncuyla ilgili gerçekten de çok kıymetli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Marsilya geçen sezon 10 milyon euro verdi oyuncuya ve kadrosuna kattı. Neden şimdi göndermek istiyor? Çünkü orada yapamadı, bekleneni veremedi. Ondan beklenti çok daha fazla büyüktü. Marsilya da bekleneni veremedi, o yüzden de Marsilya oyuncu aslında tam da satış listesine çıkartmış durumda değil. Buradaki mevzu oyuncuya iyi teklif gelirse ben elimden çıkarırım diyor Marsilya. O yüzden de gelen teklifleri de bir yandan da değerlendiriyor. Ee, Marsilya'nın amacı 10 milyon eurodan yani 10 milyon euro vermiş vaziyette ve bu 10 milyon eurodan bir şekilde e, kurtulmak istiyor. Bir şekilde bu zararını çıkarmak istiyor Marsilya. O yüzden de e, oyuncuya teklifleri açık. Beşiktaş teklif yapmış durumda. Lazio teklif yapmış durumda. İki tane kulüp oyuncuyla ilgileniyor. Beşiktaş satın alma opsiyonunu kiralama teklif etti oyuncuya. O yüzden de şimdi gelen teklifleri değerlendirecekler ama burada da işin içine Lazio olduğu için ki Lazio'nun bir oyuncunun daha peşinde olduğunu söyleyebilirim. O yüzden de Lazio kesin tam anlamıyla direkt Malinovski'yi alacak demiyorum ama Lazio bu işin içinde olursa elbette onun olma ihtimali biraz daha yüksek. Çünkü sonuç itibariyle oyuncu elbette seri A'ya gitmeyi düzeltiyorum. Torino seri A'ya gitmeyi, Lazio değil Torino seri A'ya gitmeyi biraz daha fazla istiyor. O yüzden de burada biraz şey var. Yani Beşiktaş'ın kızıyorsunuz bana, bozuluyorsunuz bana ama bu tip durumlarda Beşiktaş'ın biraz daha geri planda olduğunu söyleyebiliriz. Anlı 25, Tarihkeyi sormuş, tarihkey konusuna değineceğim. Bu arada Tarışkaya ile ilgili başkanla da direkt konuştuğumu söyleyebilirim. Yönetimle de konuştum. Tarihkey konusuna e, değineceğim arkadaşlar. Mesias konuşuluyor, mesiasın gelme ihtimali yok. Beşiktaş isteme de oyuncu menajerler tarafından teklif edilmiş vaziyette onu da belirteyim. Şimdi ne demiştik? Torino demiştik. Eğer Torino oyuncuyu almazsa Beşiktaş'ın biraz daha fazla e, tabii ki Beşiktaş'a gelme ihtimali var. Şimdi. Menajer oluyor. Arkadaşlar Beşiktaş'ta neden bu işler yavaş gidiyor? Biraz çok kısa ona değinmek istiyorum. Çünkü taraftarın bu konuda çok fazla tepkisi var. Neden yavaş gidiyor? Şundan dolayı yavaş gidiyor. Çünkü Beşiktaş'ta e, iş biraz daha menajer odaklı gidiyor arkadaşlar. Yani siyah beyazlar e, bir plan doğrultusunda değil, biraz daha menajerlerden gelen oyuncular doğrultusunda bu hikayeyi yapmaya çalışıyor ve bu da zor. Neden zor? Çünkü menajerler sadece Beşiktaş'a teklif etmiyor. Menajerler birçok ee, kulübe teklif yapıyor ve bu yüzden de biraz daha Beşiktaş'ın işi zor. Çünkü oyuncu Pepe'nin menajeri geliyor. Beşiktaş'a benim oyuncum sana gelmek istiyor diyor. Doğru tamam. Beşiktaş oyuncuyla görüşüyor. Tamam diyor işte atıyorum 3 milyon euro veriyor. Bu arada Pepe'nin menajeri aynı zamanda Premier Lig'den, İtalya'dan, oradan buradan birçok yere daha gidiyor. Ve işte Beşiktaş 3,5 verirken birdenbire Menajer diyor ki, "E şu takım 4 veriyor. işte de benzer bir durum yaşan. için menajeri direkt Beşiktaş'la temasa geçti ve ben oyuncuyu size getirmeye hazırım." dedi. "Ne kadar veriyorsunuz?" dedi. Beşiktaş 3 civarına çıktı. Oyuncu 5 istedi. Beşiktaş'a yaklaşıyorum dedi bir anda. Diğer kulüpler devreye girdi. Fenerbahçe devreye girdi ve işte menajerin oyuncu sunmasının bu tip zorlukları var. Beşiktaş'ta biraz bunun zorluğunu yaşıyor arkadaşlar. Açık konuşalım. Yani bir sürü menajer, bir sürü oyuncu. Her gün başka bir oyuncu çıkıyor. İşte bugün de Malinowski çıktı gündeme geldi. Cornet ismi gündeme geldi. Bir sürü isim sunulmaya Beşiktaş'a devam ediliyor. Menajerlerin sunduğu isimlerin de böyle bir sıkıntısı var. Çünkü Beşiktaş bir şekilde pazarlığa oturuyor. Yani işte oyuncun 5 istiyor diyor. Beşiktaş o 5'e beşi hemen vermiyor. Beşiktaş 3 vereyim diyor. Oyuncu beş, dört 4,5 diyor. Beşiktaş 3,5 derken başka bir teklif geliyor ve oyuncu gidiyor. O yüzden de menajer vasıtasıyla gelen oyuncuların böyle bir sıkıntısı var. E, Rus'tan Maninowski çok beğendiğim iyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Ama e, dediğim gibi orada bir e, Torino gerçeği de var ve Torino eğer istediği oyuncu almazsa Maninowski biraz daha boşa çıkabilir. Dodi ile ilgili sorular görüyorum. Dodi'nin e, gündemde olmadığında, bu arada bugün itibariyle aldığım bilgi Dodi'nin öyle bir e, Beşiktaş'ın gündeminde olmadığında söyleye bilirim e, menajer olayından bahsettik stoper arayışına geçelim stoperle ilgili de e, suyumuzu da alalım, aşağı koymuşuz stoperle ilgili de bir gelişme var arkadaşlar nedir o görüşme? gelişme Koray Günter Koray Günter ismi Beşiktaş'ın gündemine girmiş vaziyette Verona oyuncusu Türk statüsünde olması kıymetli kulübüyle problemler yaşıyor. Onun da menajeri Beşiktaş'a oyuncuyu getirebilirim şeklinde bir bilgi verdi. Tabii ki oyuncunun e, yerli olması Beşiktaş'ın biraz oyuncuya karşı yükseltmiş vaziyette. Toko Ekambi'yi sormuş Recep Coşan ki Toko Ekambi Ceyhun Kazancı'nın e, önerdiği bir isimdi. Bu arada enteresan bir durum var. Cikuyu da Ceyhun Kazancı Beşiktaş'a önermişti. Olmadı. Fenerbahçe aldı. Toko Ekambi'yi de Beşiktaş'a Ceyhun Kazancı önerdi. O da olmadı. Onu da Fenerbahçe alıyor. O da garip bir durum. Toko Ekambi ismi Beşiktaş'ın gündeminde yok. Beşiktaş'a pahalı gelmiş bir isim. Onu da söyleyeyim. Koray Günter yerli rotasyonu için. Beşiktaş'ın biliyorsunuz yerli rotasyonuna ihtiyacı var. O yüzden de Beşiktaş Koray Günter ismine çok da soğuk bakmıyor. Eğer oyuncu bir şey yaparsa oyuncu çıkış yapabilirse kendi kulübünden ki Verona'da mutsuz olduğu haberleri gelmiş vaziyette. Oradan ayrılma ihtimali var. Bon servisini alırsa e, Koray Günter Beşiktaş'a imza atabilir. Bunu da bilgi olarak sizlerle paylaşayım. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O tabi sizin kendi yorumunuz ama işte İtalya tecrübesi, yerli olması, rotasyonda işe yarayacak olması. Tayyip Tağlı biliyorsunuz Aralık ayına kadar herhalde olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden de oraya bir yerli stoper yerleştirmeyi Beşiktaş düşünüyor. O yüzden de Koray Günter ismine çok da soğuk değiller. Ama tabii ki onun bonservisini alması lazım. Beşiktaş ona bir bonservis ödemek istemiyor. Yavuz Erolmaz Kaya gibi lider süper hamlesi neden gündemde değil? Sadece Koray mı var elde diyor. Necip C planı mı? CSK'daki oyuncu ne oldu? Bahtiyar'la CSK konusunda... E, orada anlaşamıyorlar. Nurlan, Nurlan mıydı oyuncunun adı? Nurlan diye bir oyuncu daha var. Yine o da Türk yani gri e, mavi pasaportu var. Onunla ilgili görüşmeler devam ediyor ama Beşiktaş burada bonservis bedellerini oyuncuları indiremiyor. O yüzden de bonservissiz ve yerli oyuncuyu almak istiyor siyah beyazlar. O yüzden de e, bence yani tabii ki bekten çok daha yüksek. Tabii ki stoper bekten çok daha yüksek ama yerli stoper rotasyonda olabilir mi? E, olabilir. Çok daha kötü, berbat bir oyuncu değil. Tabii ki sizin bu arada yorumlarınızı görüyorum. Çöp diye yorum yağıyor bu arada o kadar da çöp falan değil. Kaç yıldır oralarda oynuyor. Elbette daha üst düzey. Ben de bu arada şef bir stoper gelmesi gerektiğini düşünüyorum ama zaten şunu da söyleyelim. Oyuncu ben bonser, yani oyuncu bonservisine alıp da gelmeyi planlıyor. Yani oyuncuyu aldı falan diye bir durum söz konusu değil. Onu da söyleyeyim. Torino bizim kadar maaş verebilirim demiş herhalde Malinowski'ye. Oradaki hikaye biraz daha yani ya da Beşiktaş kadar hiçbir yerden teklif almadı. Oradaki hikaye biraz maaştan öte lig kalitesi. Yani ben Serie A'da oynayayım diyor oyuncu. Ee, Süper Lig'de oynamayayım diyor. Sadece parayla ilgili mevzu değil. Biraz ona bakan oyuncular da var. O yüzden de e, hani anlıyorum sizin demek istediğinizi. Tabii ki Torino Beşiktaş'ın verdiği parayı vermeyebilir ama orada tabii oyuncunun hani Marsilya'dan ben bir seri A yapayım öyle bir isteği olabilir. O yüzden de onunla ilgili çok fazla yorum yapamayacağım. Matia Kaldara yine Beşiktaş'a önerilen isimlerden bir tanesi ama Beşiktaş'ın gündeminde daha doğrusu menajerler önerdi ama Beşiktaş çok sıcak bakmadığını söyleyebilirim. Milan'dan Kayar ismi çok fazla sosyal medyada gördüm onu da sordum. Kayar'ın da Beşiktaş'ın gündeminde olmadığını söyleyebilirim. Şimdi ee, Tarişka mevzusuna geleyim ki onunla ilgili de bir tweet attım ne konuşuyor diye. Neredeyse bütün yönü tüm yönetim Tirandaydı bir onu söyleyeyim. Yani Arnavutlar bütün Beşiktaş yönetiminin neredeyse bir iki isim dışında herkes geldi Tirandaki maça. O yüzden de onlarla konuşma fırsatı buldum arkadaşlar. Yani eee Taliçka'yı da sordum yöneticilere, başkana Taliçka isminin biraz gün ya Taliçka isminin olmayacağının bile bile gündemde tutulmasından biraz rahatsız yönetim. E, çünkü bu mali şartlarda Talişka'yı getirme şanslarının olmadıklarını bir kez daha birinci ağızdan söylediler ve bu haberlerin biraz Beşiktaş'a fayda sağlamadığını söylediler. Yani bunun devamlı gündemde tutulmasının çok da doğru olmadığını söylediler. Dolayısıyla ben bu arada sosyal medyada Talişka ile ilgili çok fazla haber çıktı. Maaşı ile ilgili çok fazla haber çıktı. Maaşının hani 5-6 milyon euro olduğu yönünde bunu hem Beşiktaş yönetimine hem de önemli birkaç tane menajere sordum. Oyuncunun maaşı hepsinden aldığım rakam aynı. Oyuncunun maaşının 10 milyon euro olduğu yönünde. Ben hani taraftarın çok büyük bir isteği var. Ne olursa olsun en azından hani bir Talişka ile belki taraftarla olan gerginlik azalır. Bir Talişka'yı düşünmez misiniz diye sordu. Orada da takım içerisindeki dengeden bahsediyor. Yani Abubakar'ın 3 aldığı yerde Taliçka 10 alırsa Abubakar ne tepki verir? Gezal ne tepki verir? Diğer oyuncular bununla ilgili performansları düşer mi? Sadece Taliçka'yı getireceğiz diye bütün takımı kaybeder miyiz? Bunların hepsi Beşiktaş yönetiminde soru işareti. Dolayısıyla böyle bir para verme gibi bu durumun, bu kulübün böyle bir para verme durumu söz konusu değil. Bu bir bilgi arkadaşlar. Bu benim düşüncem değil. Ben bunu söylediğim zaman... Tarışka'yı istemiyormuşum gibi falan zannediyorsunuz. Ee, bu Twitter'da bir sürü arkadaş Tarışka gelsin, Tarışka gelmeli falan filan diye insanlar yazıyor. Sanki ben istemiyormuşum gibi bir var. Tarışka benim arkadaşım. <laughs> tarışka ile biz Benfica'daki maçtan sonra e, gol attı biliyorsunuz acayip bir gol attı. İlk röportajını bana verdi. Yayıncı kuruluş TRT'ydi. İlk röportajını bana verdi. Ben Taliçka'yı tanıyorum. ile benim muhabbetim var. Beşiktaş şampiyon oldu. Şampiyon röportajında Taliçka bana röportaj verdi. O yüzden ben zaten oyuncunun gelmesini isterim. Ama ben size bilgiyi paylaşıyorum. Yönetim gelmeyecek diyor. Olma ihtimali yok diyor. Ercan Akarsu Emre Mor'u sormuş bu arada yerli oyuncu olarak. E, niye düşünmüyoruz ya? Fenerbahçe'nin ben bu kadar yerli e, derdinin olduğu bir yerde bütün kulüplerin Fenerbahçe'nin Emre Mor'u çıkartacağını düşünmüyorum. Çünkü Emre Mor kıymetli bir oyuncu. Ben Karagümrük'ten Çıkarken ileri üçlü programında 10 kez falan söyledim. Beşiktaş niye Emre Mor'u düşünmüyor? Çok değerli bir yerli oyuncu. Rotasyonda her yerde oynar diye. Beşiktaş yönetimi değerlendirmedi. Şu anda Fenerbahçe'nin Emre Mor'u bırakması bana komik gelir. Öyle bir durum olursa Beşiktaş tabii talip olur ama ben bırakacağını zannetmiyorum. Yasin Temel stat sponsorluğunu sormuş. Hasiş'i sormuş. Hasiş'le ilgili Beşiktaş'ın bir eşi Türkan'ı seviyormuş bu arada. Onu da söylemiş sağ olsun. İyi yayınlar demiş Yasin. Teşekkürler. Ee, Hasiç ile ilgili arkadaşlar Beşiktaş'ın Şenol Güneş'in gündeminde Hasiç 18 yok. Yani Hasiç ile ilgili Beşiktaş Hasiç üzerine bir plan yapmıyor. Bunu açık söyleyeyim size. Olsa zaten ilk 18'de bile yok arkadaşlar. Hasiç hiçbir yerde yok. Yani bunu soruyorsunuz. Evet oyuncu bir şey yapmış vaziy oyuncu bir dönem umut verdi ama Hasiç hiçbir yere götürülmüyor ki. Anı yok, ilk maçta yok, orada yok, burada yok. Nasıl gelecek Hasiç'i? Yani Hasiç'i hoca düşünse işte Semih'i düşünüyor ki oynatıyor. Demirel'i düşünüyor ki oynatıyor. Hasiç'i unutun arkadaşlar. Hasiç konusu Beşiktaş gündeminde artık yok. Ee, ne diyorduk? Tarişka konusunda Beşiktaş'ın Beşiktaş yönetiminin Tarişka ile ilgili böyle bir durumu, böyle bir e, girişimi olmayacak. Oyuncunun bu arada çok haber görüyorum serbest kalacak falan. Oyuncu devamlı da gol atıyor, asist yapıyor. Niye nasıl serbest kalacak? Yani serbest kalırsa alsın tabii Beşiktaş. Bu arada ben bana kalsa serbest kalmasa da alsın. Ya bana kalsa direkt alsın her türlü. Ama böyle bir durum yok yani. Olsa anlatayım size. Yorumların arasında görüyorum çok olumsuz konuşun, çok olumsuz konuşun. Arkadaşlar transfer dönemini ve sürecini anlatıyorum sizde. Yani e, bu ben isterim ki şu anda işte Marsya'daki oyuncunun analizini yayınlayayım. Ne bileyim solda sağda Pepe olacak onun analizini yaptım onu yayınlayayım. İşte Ziyah'ı soruyorlar şimdi ile ilgili bilgi var onu söyleyeyim. Ya ben istemez miyim yani Hakim Ziyah'ı falan anlatmak Talişka geliyor falan. Benim de hoşuma gider yani bana olumsuz olumsuz diyorsunuz ama bu benle ilgili, <laughs> benle ilgili bir durum değil. O yüzden de bana kızmanızı da anlıyorum canınız sağ olsun çok önemli değil. İsmail Kıvanç yeni girdim transferde haber var mı diyor İsmail yaklaşık 30 dakikadır transfer konuşuruz yeni kapatmayacağım o yüzden de e, kaydedeceğim başından izlerse şimdi tekrardan hepsini anlatmayayım e, Gezal ile ilgili çok fazla Gezal diyorum pardon hmm, Hakim Ziyeh ile ilgili çok fazla soru soruluyor arkadaşlar Hakim Ziyeh ile ilgili mevzuyu şöyle anlatayım Beşiktaş'ın oyuncu ile ilgili bir teması yok. Başkan gitti, İngiltere'ye gitti. Onunla görüştü falan öyle bir durum. Söz konusu değil. Ziyin, Beşiktaş'a Beşiktaş'ın gündemine gelmedi. Beşiktaş oyuncuyla bir temasa geçmedi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hakimzii nereli arkadaşlar? Ya yani nerede oynuyor Hakimzii? Sizce milli takım olarak hangi ülkenin oyuncusu? <laughs> Fas'ın oyuncusu. Eyvallah. Fas'ın kaptanı kim arkadaşlar? Saiz. Büyük bir ihtimalle gelme durumu zaten yok da gelecekse de Saiz'e sorarsa herhalde çok da oradan olumlu bir... Çünkü Saiz kötü ayrıldı kulüpten. Bu arada Saiz haksızdı yani yaptıkları bence ben Saiz'in e, süreci yanlış yönettiğini ve hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir sen hocaya falan küsemezsin. Öyle bir dünya yok yani futbolda. Paranı alırken hocaya küsme şansın. Hocayla anlaşamayabilirsin. Hocayla problemler yaşayabilirsin. Eyvallah. Birçok şey olabilir. Hepsine tamam ama hocaya küsme şansın yok. O yüzden de burada biraz e, sayısı da büyük bir ihtimalle soracaktır ve böyle bir ihtimal zaten görüşülmedi ama sayesinde oyuncu ile ilgili bir e, Beşiktaş'a git falan diyecek hali yok. O yüzden de zaten zihin gelme ihtimali Yok arkadaşlar onu da bir kez daha sizlere söyleyeyim. Bu arada yeni soru var mı? Çok sorular da gelmiş yukarıdan bakayım. Yok bütün sorulara cevap verdik herhalde süper chat'ten gelen sorulara. Ee, çok da soru geliyor. Nor artık şeyi de normal soru da göremiyorum ya. Süper chat'ten gelen soruları da görmeye başladım. Sponsor konusu. Yayınlarımı takip edenler çok iyi bilirler sponsor konusunda. Kaç yayındır arkadaşlar ne diyorum ben? İşte bu arada çok da yorum geliyor eleştirin eleştirin diye arkadaşlar. Zaten sponsor konusunda zaten eleştiriyoruz. Sponsorun neyini eleştirmeyeceğiz? Beşiktaş sezona sponsorsuz girdi. Bu konuda zaten söyleyeceklerim var. Bilgi de var. 7281 kişi takip ediyor. 2000 kişi bile likelamamış. Sizden ricam Bakın kimseden öyle bir süper chat onu yapın bunu yapın demiyorum. Oradan gelen sorulara cevaplarım ama sizden tek ricam var. Yayını likelamanız arkadaşlar. Yayını likelarsanız en azından biraz daha YouTube'da der ki ha bu yayın sevilmiş izlenmişler. O yüzden de yayını likelamanızı sizden rica ediyorum. 1900 like biraz az olmuş ayıp olmuş. Gelelim sponsor konusuna. Benim bütün yayınlarımı izleyenler haftalardır şunu söylüyorum. Beşiktaş döner dolaşır Beko ile anlaşır. Beşiktaş Gazprom'dan sonra gidip de pat diye Emirates'i ayarlayayım, Elitiyat'ı ayarlayayım, dünyanın en büyüğüne emliğine... böyle bir şey değil arkadaşlar. Sponsorluk dediğiniz şey hız böyle 10 günde falan değil. Sponsorluk dediğiniz şey 1 ay, 2 ay, 3 ay konuşulan bir şey. Bir sürü şartları olan bir şey. O yüzden de pat diye olacak bir şey değil. Ben bu bilgiden dolayı yani böyle bir durum olması söz konusu değil. O yüzden de ben haftalardır burada yayında şunu söylüyorum döner dolaşır Beşiktaş Beko'yla anlaşır. Beşiktaş Rami Koç her zaman olduğu gibi Beşiktaş'a elini uzatır. Verir parayı ki benim duyduğum para 8 milyon euro civarıydı. Beşiktaş biraz daha onu yukarıya çekmeye çalışıyor ama e, Trabzon nasıl anlaştı Emre diye yorumlar görüyorum. Bilmiyorum Trabzon'un anlaşma anlaşmadı mı ama o da uzun süredir konuşuyor arkadaşlar. Bir haftada falan Emre anlaşamazsınız. Öyle bir şey değil bu dünya. O yüzden Beşiktaş büyük bir ihtimalle çok büyük bir sürpriz sürpriz olmazsa Mustafa Bal'ın yine eleştirel bir sorusu geldi bu arada. Sponsor ve kadro planlaması olmadan sezona başlayan yönetim sezonu tamamlayabilir mi demiş Mustafa Bal. Mustafa topun içeri girip girmeyeceğine bağlı bu hikaye. Yani top 3 direğin içinden girerse. Şimdi Bakü'ye gidiyorum ben bu arada. Bakü'den de konuşuruz belki yayın yaparız. Gitti Nefçi'yi yendi. 1-0, 2-0. Burada geldi yendi. Lig'de Karagümlü Depresman'da yendi. Kendi sahasında galibiyet. 3'te, 4'te, 4 yaptı. Rebic çok acayip oynadı. Abubakar golünü attı. Gezal döndü falan. Bağırmaz kimse çok fazla istifa falan diye. Bu işler skordur arkadaşlar. Fikret Orman'ı gönderen de skordur yani. Paralar nerede onun bahanesi. Fikret Orman... 2018 yılında ekonomi bakanı ol diyorlardı. 2019'da paralar neredediler? Fikret Orman kız istemeye Fikret Orman'a gideceğim diyorlardı. 2019'da hırsız dediler. Yani niye dediler? Çünkü ilk sene üstü şampiyon olamadı. Eğer sonuçlar kötü olursa, şampiyonluk gelmezse bu hikaye böyledir. Beşiktaş'ta da burada Beşiktaş bu sene şampiyon olamazsa ben bu yönetimin kalma ihtimalini çok zor görüyorum. Ama sonuçlar iyi olursa, üst üste galibiyetler gelirse iş biraz daha yavaşlar. Tepki biraz daha azalır. Ya takım üstte 4'te 4 yaptı taraftar istifa diye bağıracağını zannetmiyorum ben. Bunu görmek yaşamak lazım ama burada sağ sonuçları bu yoğun istifa tezahüratını belirleyecek. Tabii kötü sonuç olursa tribün daha da fazla bağıracaktır. Onu da söyleyeyim. O da zaten hepinizin bildiği bir şey. Konudan bağımsız kulübün satılması söz konusu olabilir mi demiş. Bununla ilgili Yasin Temel bir video da yaptım. Kulübün satılması söz konusu değil. Çok basit bir temel bir şey söyleyeyim size. Beşiktaş kulübüne Abramovich geldi, almak istedi. Ve çıkar dedi ki ben Beşiktaş kulübüne e, 300 milyon dolar vereceğim ve bu bu kulübü alacağım dedi. Güzel. Kime verecek parayı? Mesela kimden alacak parayı? Ya kimden alacak kulübü? Anladınız mı? Yani burada zaten mümkün olmayan şey Beşiktaş dernek olduğu için e, Beşiktaş'ı alabileceği bir yer yok. E, Beşiktaş'ın önce bir dernek statüsünü değiştirmesi lazım. Bunun için bütün kongrenin çok büyük çoğunluğunun evet değiştirin demesi lazım falan. Yani öyle hani birisi talip olsun, gelsin, Araplar gelsin, Abramovich gelsin, alsın falan. Böyle bir durum çok kolay değil arkadaşlar. O yüzden de görüyorum bazen en iyisi işte kulübün satılması falan şeklinde Yorumları görüyorum ama bu çok da kolay bir durum değil. Beşiktaş'ın AŞ'si var, futbol AŞ'si ama sonuçta dernek başka bir hikaye. Kulüp, ya kulüple dernek bitişik, birleşik. Fırat abi dün gece Bülent abiyle Alper abi arasında tartışma geçti. Konuda senin adın da geçti. Ee, olduğunu söylediler. <laughs> Jungle Türkiye sormuş. Kardeşim herkese çok selam söylüyorum. Bütün Beşiktaş için herkes bir şekilde bir şey yapıyor. Kimisi tweet atıyor, kimisi yayın yapıyor, kimisi bir yapıyor. Beşiktaş ile ilgili insanlar bir şekilde Beşiktaş'ı savunmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ın iyi olmasını istiyor herkes. O yüzden de benle ilgili isteyen istediğini diyebilir. Ben kimseyle bu şekilde böyle bir diyaloglara girmem. Hepsine selamlar. Hepsinde bizim işte bir şekilde gördüğümüz, bildiğimiz insanlar ben bana şunu diyorlar, ben de onlara cevap vereceğim falan gibi bir konu söz konusu olamaz. Hepsine selamımı söylüyorum. Sponsor konusuna tekrardan dönüyorum. Sponsorlukta mevzu şudur. Ee, büyük bir ihtimalle 8 milyon euroya, 9 milyon euroya Beko sponsor olacak gibi gözüküyor. Ee, benim gördüğüm o şekilde bu saatten sonra yeni bir şey çıkarsa, yani yeni bir sponsor çıkarsa ben açıkçası şaşırıyorum. Çok da bana çok da kolay gelmiyor. İyi yayınlar demiş Semih Fo. Sağ ol kardeşim. Bunun dışında var mı notlarıma bakıyorum. Eleştiri konusuna gelince tabii ki eleştiriyoruz. Yani niye eleştirmeyelim ki sponsorun bu zamana kadar gelmesi lazım. Kampa birilerinin gelmesi lazım. tabii ki eleştirecek bir sürü şey var ve bununla ilgili zaten bütün yayınlarımızda bunlardan bahsediyoruz. Bizden istifa tweet'i bekleniyor. Ben bunu daha önce de anlattım. Gazeteciler istifa diye tweet atmaz arkadaşlar. Ne siz Ali Koç istifa diye tweet atan gazeteci gördünüz mü Fenerbahçeli? Veya işte Burak Yılmaz istifa yazan gazeteci gördünüz mü? Gazeteci istifa diye yazmaz. O yüzden de bizim böyle bir istifa edin, devam edin, şudur budur diye biz en fazla eleştiri yapabiliriz. Bununla ilgili zaten eleştirileri yapıyoruz. Sponsor konusunda çok geç kalındı. Transfer konusunda bu zamana kalmayıp kampa gelseydi Şenol Güneş bunu istiyordu. Daha iyi olurdu. Bu tarz zaten kombinin konusunda bu arada eleştiriler yaptık. Bilet fiyatlarını eleştirdik. Bizim yapacağımız eleştiri. Bizim çok böyle gidip de istifa misfa yazma ihtimalimiz yok. Biz gazeteciyiz o yüzden de bu soruyu da bir şekilde cevap vermiş olayım. Yayını her zaman gibi kaydedeceğim bu arada. Yayını like'larsanız 2800'de kalmış bari 3000 like olsaydı iyi olurdu. Ee, yayını like'larsanız sevinirim. Salı günü Bakü'ye gidiyorum. Belki Bakü'den gelişme olursa oradan da yayın açabilirim. Her transfer aslında birçok transfer geliyor, geliyor, geliyor. %90'larda, %95'lerde duruyor ve orada kalıyor. Orada bir para konusu oluyor. Menajerlerin ayrı ayrı teklifleri oluyor. Beşiktaş biraz plan da plan doğrultusunda değil de planı kaybet Çünkü o plan yapma kısmını Beşiktaş biraz kaybetmiş vaziyette. Şu an biraz da menajer menajerlerin teklifleri doğrultusunda iyi oyuncu seçmeye çalışıyor Beşiktaş. Ee, ve bu da tabii ki hem artları var hem de eksileri var. Bu zamanda Beşiktaş umarım ki... E, ...menajerlerin önerdiği iyi oyuncuları kadrosuna katabilir. Çünkü biraz bu son maçta da gördük Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Beşiktaş'ın özellikle kreatif oyuncuya çok fazla ihtiyacı var. Umarım bunu e, bir an önce orayı doldururlar. Bu arada Nefçi maçı da kolay gözükse de çok çok basit olduğunu e, söylemeyeceğim. Yani e, en azından şöyle diyeyim Tirana kadar kolay rakip değil. Biraz daha zorlayıcı bir rakip. En azından e, Rebiç geliyor. O bir tabii ki önemli bir silah. Remiç oynadığı zaman göreceksiniz önemli bir silah. Ama orada Beşiktaş'ın kreatif bir oyuncuya ihtiyacı var. Umarım Beşiktaş bunu başarabilir ve e, özellikle playoff turunda iyi bir takım gelecek gibi gözüküyor. Playoff'a kadar her şeyi Beşiktaş'ın tamamlaması lazım. Yayını kapatıyorum. İzleyen herkese teşekkürler. Canlı yapmaya devam edeceğim. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Kaydediyorum yayını. Like atarsanız çok sevinirim. Ee, çok soru geliyor. O sana böyle dedi, bu sana böyle dedi, şu, şu sana böyle dedi. Böyle bir sürü şeyler geliyor. Herkes istediğini desin arkadaşlar. Ee, biz gazeteciyiz. Bir sürü şeye, linçe de alışığız, eleştire de alışığız. Sıkıntı yok. Herkesin canı sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi geceler.